Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatıh Mekkiye 10. sefir 67. kısım. Asıl içinde vasıl Arafat'ta durmak. Bütün bilginler Arafat'ta durmanın haccın bir rüknü ve unsuru olduğunda görüş biline varmıştır. Arafat'ta durmayan kişiye haç ve küçük baş kurban kesmek düşer. Biz ise Arafat'ta durmayanın kurban kesmesi gerektiği görüşünde değiliz. Çünkü o umre ile birlikte aynı yıl hac yapmadığı için temettü hacı yapmamıştır. Arife, Arife günündeki sünnet güneş tepe noktasından sapmaya başlamadan önce oraya gitmektir. Güneş batmaya yöneldiğinde ise imam insanlara hutbe okur. Sonra öğlen ve ikindi namazları öğlenin ilk vaktinde birleştirilir. Sonra güneş batıncaya kadar vakfe yapılır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı. Hacı yönetmek en büyük sultanın görevidir ve bu konuda bilginler arasında görüş ayrılığı yoktur. Bu sultan iyi ya da günahkar olsun ardında namaz kılınan kişidir. Namaz kılarken onun iyi olduğu hakkındaki görüşümüzü daha önce dile getirmiştik. İnsan ancak iyi birinin ardından namaz kılabilir ve imam ancak iyi olabilir. Bu meselede şekilci bilginlerin zikrettiği fücur ve fıskın anlamı yoktur. Bu konudaki görüşleri daha önce aktarmıştık. Bugün içinde yerine getirmemiz gereken sünnet imamla birlikte namaza gitmektir. Bu yürüyüşte ise Allah ile Allah karşısında ve marifet gününde Allah'a yürüdüğümüzü dikkate alırız. Çünkü orası Arafat'taki bir mescittir ve orası kulluk mescididir. Mescit sadece kulluk mekanı olabilir. Çünkü secde eğilmek ve yüksekten aşağı inmek demektir. Bu nedenle secde edene ayaktan yere indiği için secde eden denildi. Arafat Mescidi insanın kendisi hakkında bir bilgi verir. Bu bilgi insanın Rabbinin bilgisine ulaşacağı bir basamak haline gelir. Çünkü kendini bilen Rabbini bilir. Bu nedenle ona secde etmiştir. Marifet sıçrayışta tek bir durumu talep eder ki o da onun ilgili olduğu şeydir. Başka bir ifadeyle kulun bilgisi ve marifetinin özel anlamda Allah'ın mutlak birliği ile ilişkili olmasını ister. Marifetin gerçekte tek bir konusu vardır. Bu ise kulun bilgisinin ve marifetinin Allah'ın mutlak birliği ile ilişkili olmasıdır. Şari Teala onu bilir demek yerine bilgiyi gösteren bir şey deseydi Nitekim Arafat'ta bilgiye delildir. Bu bilginin mutlak birlikle ilgili olduğunu varsaymaz. Başka bir nedenle ilgili olduğunu bir söylerdik. Buradan ise insanın nefsini bilmede bildiği yönünden çift oluşunu yani imkanın anlamı aradığını öğrendik. Onu bildiğinde ise hakkın birliğinin bilgisi farklılaşır. Çünkü biri bir bilebilir. Sen çift oluşundaki birliğinde onun birliğini bilebilirsin. Burada şari bilgide Arafat ismini getirdi. Bunun nedeni yaratanın mutlak birliğini bilmeye kastetmiş olmasıdır. Çünkü kişinin zatından başka bir başka herhangi bir ilişkide bir birliği yoktur. Bunun tek istisnası var eden anlamındaki yaratanın mutlak birliğidir. Bu nedenle onunla övülür ve onu ilahlık eden, onu, onu ilahlık iddia eden ya da hakkında ilahlık iddiasında bulunan kimseyle kendisi arasında ayrım yapmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Yaratan yaratmayan gibi midir? Düşünmüyor musunuz? Yaratmada ortaklık gerçekleşseydi Allah yaratma özelliğini bir övgü görmez ve onu bir kanıt saymazdı. Delil olmada ortak olsa bile böyle bir şey geçerli değildir. Buradan yaratan yani olmanın Allah'a ait mutlak birlik demek olduğu anlaşılır. Ondan başkasına ait bir nitelik olamaz. Bu nedenle Allah'ı Arafat'ta bilmek mutlak birliğinin niteliğidir. Allah'ın bize kendisiyle hitap ettiği yani Arapçada dilde marifetin anlamı budur. Bunu öğrendiğinde marifete ulaşırsın.